Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç ile birlikte karşınızdayız. Hepinize merhaba diyoruz. Hikmet merhaba. Merhabalar, günaydın. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bu vesileyle hepinizin Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayalım değerli izleyiciler. Günün manşeti olarak resmi törenler var. Bu konuyla ilgili olarak Devlet Erkanı'nın Atatürk'ün mozesi çelek koyma ve diğer resmi kutlamaları da ilerleyen dakikalarda gelişme olursa gündeme getireceğiz ama gün boyu zaten bununla ilgili haberleri aktardık. Bu vesileyle bir kez daha bayramınızı kutlamış olalım, evet. Ve günün manşetine bu başlıkla başlayalım. Şimdi Filistin meselesi yine gündemde. Bunu konuşacağız. Filistin meselesinin haricinde iç siyasette dün Meral Akşener'in burada yayında bahsetmiş olduğumuz talihsiz, evet, açıklaması. Sayın Cumhurbaşkanı'na, yani ülkemizin Cumhurbaşkanı'na, her şeyini geçtim. Yani o Nancy Pelosi'nin Trump için ben ülkemin başkanını Paris'te eleştirmem veya Fransa'nın ana muhalefet lideri Marine Le Pen'in saçmalıklarıyla ayyuka çıkmış Fransa Başkanı Macron'la ilgili olarak ben ülkemin Cumhurbaşkanı'nı ondan sonracıma 1 milyon tane konuda anlaşamasak bile bu meselede savunurum diyerek Türkiye-Fransa ilişkilerinde Macron'un yanında yer almasını örnek almamış İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in Sayın Erdoğan'ı, bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nı, çocuk katili, maalesef, bebek katili, biz sizin sahilde insanları nasıl, sivilleri nasıl öldürdüğünüzü iyi biliriz diyen Erdoğan'ı bu anlamda, bırak savunmayı geçtim, tamam hadi savunma, o şey seni kaldırmıyor olabilir, siyasetine uygun olmayabilir ama bir bebek katiliyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı eşitlemesi, hani siyaseten ne anlama çalışması gelir? Ya tabii eşitlemeye yani, çalışması doğru. Diyecek. Kim ki? Siyaseten Meral ne anlama gelir onu siyasiler söylesin ama ülkemin Cumhurbaşkanı'nı bir bebek katilliğiyle eş duruma getirmeye çalışmasını bu ülkenin vatandaşı olarak hani büyük bir, evet, talihsizlik çok basit kalıyor olarak tabii görüyorum. Yani. Ancak öyle ifade edebiliyorsun. Yani. Bence bunu söyleyebiliyorsun. Dün, ne diyeceksin? Dün de bu mevzuyu konuştuk, çok tazeydi tabii daha. Çok üzerinden çok kısa bir süre geçmişti. Çok kısa cümlelerle yorumunu yaptık ama tabii ardından çok daha fazla tabii medyanın içine girmesiyle internet siteleri, gazetelerin medya siteleri, internet siteleri falan olmak üzere. Valla şöyle dediğin doğru, yani tabii siyaset yani böyle bir etiği kaldırır mı? Kaldırmaz. Ama her şey bir yana, yani bütün yorumlar bir yana. Yahu bu meseleyi insanda hiç vicdan, bu kadar mı kurmuş olur ya bir insanda vicdan? Yani bu Filistin meselesini Birleşmiş Milletler toplantısına taşıyıp ya, orada haritada gösteren, Netanyahu'ya demediğini bırakmayan, bu konuda öncü ülke olan, bu mücadeleyi veren, ya Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kaç tane lider, kaç kişi bu konuda ağzını açabilmiştir? Açamamıştır. Bu işte canla başla mücadele eden, mazlumun yanında yer alan Recep Tayyip Erdoğan, dediğin gibi siyaseten beğenmezsin. Siyaseten sence, zannınca rakip kabul edebilirsin. Olamazsın ama hadi öyle kabul et kendini. Ama oturup da Netanyahu ile Erdoğan'ı kıyaslayıp onu benzetmeye çalışmak hakikaten, yani en hafif tabiriyle sen dedin ya hani talihsiz bir açıklama ama terbiyesizliktir. Başka bir şey değildir yani. Yani bunun başka bir ötesi var mı? Siyaseten bir hani buradan da ben Erdoğan'a laf çakayım. Yani bu kafayla çıkıyorsan eğer, var ya, bunun daha sonu yok artık yani. Yani bu konuda bu hassasiyeti göstermiş, duruşunun çok belli olduğu, yani ta gençlik dönemlerinden bugüne kadar bunun mücadelesini vermiş, bunu bir dava olarak görmüş, bugün dünyadaki tüm mazlumların, İslam aleminin umudu olan bir kişiye çıkıp da Siyonist katil devletin başındaki kişiyle özdeşleştirip veyahut da benzetme yapıyorsan, bu siyaseten etik kural, efendim talihsiz açıklama gibi basit şey, tamam anlatın ama düpedüz terbiyesizliktir, izansızlıktır. Yani başka da bir şey diyemiyorum ama ya bunu nereye koyarsanız koy. Bundan sonra ya sen çıkabilir, düşünebiliyor musun? Kendin söylüyorsun, kendin biliyorsun. HDP ile iş tutmuş olan bir partiyle iş birliği yapmışsın. Açıkça, net bir şekilde. Ve onun da kendin de biliyorsun ki o
PKK'nın siyasi kanadıdır. Onlarla oturup kalktın. Çıkıp da onlara tek laf söyleyemiyorsun. Birkaç günden beri de CHP'liler diyorlar ki efendim bakanlık da verebiliriz. Şuna tek ağızla açamıyorsun. Yani burada bu hiç ilkesizsin, omurgasızsın. Çıkmış buradan siyaset yapıyorsun, öyle mi? Yok böyle bir şey arkadaş. Yani hani her türlü hakaret, tamiz ifade kullanıldı bu şeyde, siyaset dilinde. Diktatör dediler, şu dediler, despot dediler. Onu mu? O başka bir şey. Bu başka bir şey. Yani bunun ötesinde bir şey. O yüzden hani yazıklar olsun diyerek geçiştirdik ama ben bunu hiçbir siyasi ahlaka, ya bugün en sol, en marjinal terörist grupların sözcüğünü yapan bir takım siyasilerin, o ideoloji peşinde koşan tiplerin dahi söyleyemediği, ya o kadar da olmaz lan diyebileceği şeyi sen çıkıp söyledin ya. Şimdi bu bütün dünyada bunun mücadelesi veren de Erdoğan. Bugün Batı dünyası veyahut da bugün AB'de çıkıp Erdoğan'ın Netanyahu'ya karşı duruşundan dolayı rahatsız ve bunun haberini yapıyor. Sen çıkıyorsun Türkiye'den bir siyasetçi, bunlar zaten aynı dediğin zaman bunlar, bunun siyasi etiği, kuralı bilmem nesi, geç bunları. Demek ki abi ben o arkasındayım. Siyaseti bu kadar süfli hale getirenler utansın. Ben hiçbir şekilde, ben gurur duyuyorum, onur duyarım. Verdiğin örnek de çok doğru bir örnekti. Le Pen örneği. Aynen. Aşırı öyle. Sağcı Le Pen Macron'la Erdoğan, bak Erdoğan Macron'a dedi ki, hatırlıyorsun Cezayir'de 1 milyon, Ruanda'da 700 binden fazla insanın katledilmesinin arkasında sen varsın Macron deyince Fransa ayağa kalktı ki doğru. Sen varsın derken Fransa'yı kastetti. Fransızların, o idarecilerin yapmış olduğu katliamlardan söz etti. Çok doğru. Le Pen'e sordular aynısını. Çok iyi bir hatırlatma. Dediler ki bak Erdoğan böyle böyle söylüyor deyince Le Pen 1 milyon konu da anlaşamasak dahi o benim seçilmiş cumhurbaşkanımdır. Bu konuda Erdoğan kusura bakmasın diyebildi. Yani bu Fransız ahlakı. Sende bu ahlak da mı yok? Bu Fransız söyleyebildiği. Le Pen söyledi bunu ya. Sözde milliyetçi bilmem neymiş. Yani şimdi bu ağır mı geliyor? Vallahi sen bunu yaptıktan sonra hiç de ağır gelmesin. Bunu söyleyebiliyorsan bunları dinlemek zorundasın Sayın Akşener. Ben bugün de yazdım özellikle. Ona bir laf çıkar. Efendim HDP bakanlık var da Akşener yok mu? Aha da size yakışan budur. HDP'den versinler bir kişi İçişleri Bakanlığı'nı. Senin de dışişlerini versinler. Ortak çalışırsınız artık. Bunda sorun yok. Öyle değil mi? HDP var da İP'e yok mu? Olsun tabii. İP genel başkanısın sen. Sen dışişlerini al. İçişlerini verin bir HDP'liye. Aranızda paylaşın. Bu çok milliyetçi, çok yerli milli bir duruş olacak senin için. Sen bunu da kabul edeceksin. Bunda bir sıkıntı yok. Konuşsan da problem değil. Ya kimlerle iş tutuyorsunuz ya? Bir de oturmuş diyor ki kürsüden sallamak kolay. Ya şimdiye kadar kürsüden sallasaydı ya o kadar lider. Siyonist katil devlet İsrail vurduğunda veyahut da dünyada mazlumların kafasına bomba indiğinde çıksaydı ya bir tane herhangi bir lider, herhangi bir başbakan, cumhurbaşkanı şimdi konuşsaydı ya. Niye kimsenin maçası yemedi? Hiç kimsenin maçası yemedi. Duruşuyla, her şeyle operasyonu da yapıyor. Bölgesel de bir güç haline geldi Türkiye. Bunu niye, bundan neden rahatsızsınız ya? Yani burada bir şey söyleyeceğim. Bu etraftaki bu babacanlar, Davutoğulları, bu tiplere bakıyorum. Geri kalan bu sefil siyasetçilere bakıyorum da hakikaten yani tabii ki doğru ama demek ki siyah beyaz gibi bir şey bu. Yani sen beyazı gördüğün zaman karanlığın ne olduğunu görebiliyorsun. Aha da sen bu kadar, ben de bu kadar tatif etmek durumundayım vatandaş olarak en azından. Bu ülkedeki değişimleri gören bir insan olarak söylüyorum. Yıllarca yurt dışında yaşamış, bu ülkeye balkondan bakmış, içeri girdiğimde de net her şeyi görmüş bir insan olarak söylüyorum. Bu kadar dik duran bir adama sen bunları yapacaksın. Aşağılamaya çalışacaksınız. Efendim siyaseten, siyasi rant uğruna, kendi siyasi ikbaliniz için her türlü süfli siyaseti mübah göreceksiniz. Arkasından bu konuşma size ağır gelecek. Gelmesin efendim. Bunları söylüyorsanız gelmeyecek. Halkın seçtiği, geçenlerde vardı ya millet adamı diye, ben bir tweet attım bununla ilgili. Ya her girdiği seçimi kazanmış bir adam milletin adamıdır. Daha ne olacak? Bunu Zimbabwe, Alaska'lı seçmiyor. Bu millet seçiyor. Birazcık terbiyeniz olsa,
biraz izanınız olsa, zerre kadar aklınız olsa, bu adam her girdiğinde %50'den fazla oy aldı bu adam. Tek başına hem de. Demek ki bu milleti %50'den fazlası bu adamı seviyor. Demek ki ben bu milleti %50'sine küfretmeyeyim bari. Bari yarısından fazlası diyebilecek bir durumda değilsiniz yani. Hani söyleyeceğim dedim, konuşurken vazgeçtim, geri döneceğim. Valla Hakkı Öcal çok güzel bir şey göndermişti. Onu da şöyle söyledi. Kişi olarak söylemiyorum, genelde söylüyorum ama siyah beyaz meselesi. Biz bu lideri gördük, bunu gördük. Bütün dünyada gördü. O yüzden bütün dünyada bununla uğraşıyor. Ama şöyle bir gerçek var. Yani etraf hakikaten böyle bir siyasi hareketin Recep Tayyip Erdoğan etrafı hakikaten puş tarlası ya. Olmaz böyle bir şey ya. Arkadan iş çevirenler. Hakaret edenler. Ya böyle siyaset olmaz. Hangi sahikle bunu yapıyorsunuz? Ya bu yani ya diyorum ya, bir sözün bittiği yerler bunun buralar. Sen bana zaten 3-5 oyun var. De başkalarının oyuna talip olacaksın. Normalde siyaset de bunu gerektirir. CHP de bunu yapıyor, İP de bunu yapıyor, HDP de bunu yapıyor. Başkasından efendim şey almak ihtiyaç yok bunlarda. Yani böyle bir talepleri yok. Oyumu 25, ben halkın çoğuna hitap, böyle bir şey yok. Ben kalayım da şu koltukta. 3 olsun, 5 olsun, benim olsun. 1 olsun, benim olsun kafasıyla siyasi savrulmuşluk. Yani hakikaten kötü bir şey. Daha da fazla bir şey söyleyemiyorum. Yani bence eğer olayı buraya kadar getiriyorsanız da hiç kimse kusura bakmasın. Ben kendimce ve oy veren vatandaşlar adına bir gazeteci olarak bu yorumu yapmak durumundayım. Ben buna terbiyesizlik olarak addediyorum. Bunun böyle siyasi analizi olmaz. Kimin başısın, bilmem nesin falan filan diye 100 tane soru sorarsın, sor. Hakkındır. Ama netice olarak da bunu efendim sadece bir tespit, bir analiz. Yani ne oluyor işte. O kadar konuşuyorsun da bu da bizimki de Netanyahu'nun buradaki versiyonu gibi. Ya bunu sabah akşam küfreden bir sürü bodoz kafalının müridi yapmış etrafında olan 2500'e kitap çakan Yılmaz Özdil'e dahi bunu sordular. Katil Esed'le. Dediler ki ne diyorsun, katil Esed orada, Türkiye'de de bir diktatör var deyince Yılmaz Özdil dahi dedim bak. Bravo. Yalanıyla, palavrasıyla, her şeyiyle, kaydıraklı villasıyla asıl yazarımız Yozdil İbni Bidoni Hazretleri dahi bunu değil dedik ya, kusura bakma dedi. Ben dedi yani Suriye'deki bir katille, bir diktatörle dedi. Yani ben de sevmiyorum ama Erdoğan'ı mukayese etmem dedi. O kadar dahi olamadınız ya. O kadar dahi diyorum bak. Ki zaten Yahoo'yla Esed'i mukayese edersem. Altın çizerek. Onun arasında mukayese etmem. Öteki daha da büyük bir zalim. Siyonist bir zalim. Valla ben dediğim gibi yani yakışmadı. Bu da Musaili zalim. Yakışmadı. Bunları da bilmek zorundasınız arkadaşlar. Umarım bununla ilgili olarak bir düzeltme, bir özür hikayesini yapar ülkemizin, vatanımızın Cumhurbaşkanı'na. Beğensen de beğenmesen de. Evet, öyle. Her açıdan nasıl, hangi yüzle bakılacak? Manşetlere bakalım. Bununla ilgili olarak manşetlere bakalım. Muvazeneyi kaybettiler diyor Akşam Gazetesi. CHP ve İYİ Parti salgından erken seçim fırsatı çıkarmak istedi olmadı. Aşılamada sonuç alındı, vakalar düştü. Esnaf ve çiftçiye açıklanan son destekler iki partinin başkanını çileden çıkardı. Alt başlığıyla devam etmiş. Netanyahu Akşener'in Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetmesini bir tarafa almış. Diğer taraftan da Kılıçdaroğlu'nun Kolombiya'da ele geçirilen 5 ton kokainin uluslararası alanda uyuşturucuyla mücadelede ilk sırada yer alan Türkiye ile ilişkilendirmesine değinerek bir başka göndermede bulunmuş. Bunların ikisini toplayarak muvazeneyi kaybettiler başlığıyla vermiş Akşam Gazetesi. Gizli ittifak ortağın HDP'ye benzet hikayesi. Fuat Oktay'ın açıklamasını almış. Numan Kurtulmuş'un açıklamasını almış. Bu konuda Akşener'in sözlerine Siyonistler sevinir kutu haberiyle de Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'ın açıklamasını vermiş. İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'un da bunları Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere söylesinler, en güzel cevabı alırlar diye de bir başka açıklama var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Netanyahu zihniyetli insanları sevindirmeyin haberi de yine dengelerini kaybettiler başlığıyla Akşam Gazetesi'nde yer almış. Sabah Gazetesi vicdansız cümlesini kullanmış. Meral Akşener'in Sayın Cumhurbaşkanı'na Netanyahu'ya benzetmesiyle ilgili sözlerine
alt başlık olarak da şu hatırlatmada bulunuyor Sabah gazetesi. Filistin için tek başına mücadele eden Erdoğan'ı elinde 3000 çocuğun kanı olan Netanyahu'ya benzeten Akşener'e büyük tepki yağdı diyor. Hatırlayın Filistin'le ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'de bizim de takip ettiğimiz, Hikmet'le beraber takip ettiğimiz o Birleşmiş Milletler gündeminde yapmış olduğu konuşmada Filistin'le ilgili yaklaşık zaten 15 küsur dakikalık, 16 dakikalık bir konuşmanın 3-4 dakikasını bu meseleye ayırmış ve Filistin meselesiyle ilgili olarak söylenmesi gerekenleri tüm dünya liderlerinin yüzüne söylemişti Sayın Erdoğan. Ama bu kadar açık, net bir şekilde de bu zamana kadar söyleyen bildiğim kadarıyla bir Muammer Kaddafi vardı. Doğru. Bildiğim kadarıyla. Doğru. O da Birleşmiş Milletler'de değildi herhalde. Başka bir Arap Ligi toplantısında söylemişti hatırladığım kadarıyla. Ama Birleşmiş Milletler çatısı altında bu kadar net bir şekilde dünya liderlerinin yüzüne söyleyen tek isimdir Erdoğan. Bunun hemen arkasında Sayın Kılıçdaroğlu'nun o cümlesini de hatırlıyorum. Birleşmiş Milletler'e gittin de Filistin'le ilgili bir cümle söyleyemedin. Ya bir sözünü de o da var, değil mi? Hatırlıyorum. Onun için yani hani hakikaten dengelerini kaybettiler hakikaten başlıkları. Özellikle önemli bu konuyla ilgili olarak Akşam Gazetesi'nin ya bir de Filistin'de o tüm bayrakları açıp da Erdoğan tezahüratta olan insanlar var ya. Hiçbir insanda bir saygı olmaz mı ya? Adam oradan Netanyahu'nun o zulmüne karşı kendine bir ümit ışığı olarak gördüğü Recep Tayyip Erdoğan var. Sen çıkıyorsun bu ülkedeki bir siyasetçi olarak böyle Netanyahu ile Erdoğan'ı oturup aynı düzlemde bir bakın bu bunundur, bu bunun benzeridir falan demeye çalışıyorsun. Ya bu kadar insanda vicdan hakikaten doğru. Vicdansızlığın ötesinde bir şey yani bu. Yazıklar olsun diyorum. Bak işte görün, buyurun. İşte savrulmak. Vallahi hani ben siyasetten geldiği yer diyor. CHP'ye kızıyoruz işte al. Aynen öyle. Dönüyorsun, dolaşıyorsun. Allah ya. Yapmış olduğun açıklama, durduğun ya. Yer, söylemin aslında senin neye, kime, nasıl hizmet ettiğini gösteriyor. Doğru. Amerika Birleşik Devletleri örneğinden yola çıkarak bu cümlemi destekleyeyim. Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Filistin meselesiyle ilgili olarak insani, bak şey geçtim. Yani Müslümanca duruşu geçtim, İslami duruşu geçtim. Bunların hiçbir tanesinin olmadığını varsayarak söylüyorum. İnsani bir duruş sergiliyor. İsrail'in zulmüne karşı duruyor ve bu zulmün durdurulması için aktif bir şekilde rol alıyor. Bak şey geçtim dediğim gibi, Müslümanca duruşu geçtim, İslami duruşu geçtim. İnsanca duruştan bahsediyorum. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ne yapıyor? Hemen bir açıklama yapıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın antisemitik söylemini kınıyoruz diyor. Allah Allah ya. Nerede varmış antisemitik? Sen 122 kişiyi hunharca sivili şehit edeceksin. Bunlardan yarısı çocuk bebek olacak. Ve birisi çıkacak diyecek ki çocukları bebekleri katlediyorsunuz. Bunun hesabını dünyaya verirsiniz. Diyecek ve Amerika Birleşik Devletleri açıklama yapacak antisemitik söylemlerden dolayı kınıyoruz. Hani rahmetli Erbakan'ın o şeyi aklımda, hadi oradan falan filan diyordu ya. Bunlar ancak bu söylenir. Gerçi bunun cevabı falan verildi. Dışişleri Bakanlığımız tarafından Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na cevap verildi. Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın bu açıklamasını, kınadıklarını söyledi. Hani rest derler ya, bunu söyledi, geri durmuyoruz. Aynı Amerika 61 tane çocuğu öldüren İsrail'e 735 milyon dolarlık silah yardımını onadı. Operasyon sırasında onadı. Tabii. Onayladı. E şimdi siz Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde siyasetçi olarak, ben Türkiye olduğu için Türkiye'yi söylüyorum, Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akşener'e, Karamollaoğlu'na sesleniyorum. HDP'ye seslenmiyorum çünkü onlar zaten Amerika güdümünde çalıştıkları için onların bir şey söylemesi beklenemez bu hususlarda. O beşli imzayı da mecliste İsrail'i kınama yönünde imzayı da nasıl attılar? O da ayrı bir tartışma konusu. Ayrı bir hayret ifadesi kendi adıma söyleyeyim. Ama siz daha fazla çocuk öldürsün diye 735 milyon dolarlık silah yardımını onayan Amerika Birleşik Devletleri'ne laf etmeyeceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri'ni de karşısına alarak insani bir dram yaşanan Gazze'de, Filistin'de sivillerin, kadınların, çocukların öldürülmesine ses çıkartacaksınız. Cevap Amerika'dan önce içeriden Akşener'den ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelecek. Çok acı bir durum değil mi? Yani o senin verdiğin örnekle ilgili olarak da şunu söyleyeyim. Hani ABD dışişleri efendim Erdoğan antisemitizm. Ya vay be dünyanın haline sevgili Murat Çiçek. İnsan bakıyor da bazen. Hani hep diyoruz ya ülkenin dünyanın jandarması.
ben yaptım oldu. Nasrettin Hoca fıkrasındaki gibi ben yaptım oldu diyor Amerika. Ya bu zulüm, bak bu zulüm, bu ABD'nin dünyadaki zulmüne bakmak lazım. Bak ne yapmış dünyada? Erdoğan'ı çocukları, bebekleri öldürüyor. Sivillere bomba atıyor. Bu siyonistler deyip de Erdoğan'ın bu haklı mücadelesi, bu zulme başkaldırısına antisemitizmle karşılık veren ABD'nin yaptığı işe baksana abi. Ne yapıyor biliyor musun? Ben hep örneğini veriyorum. Tek tek parça parça koyarsan da hep söylediklerim bu yorum değil. Durum tespiti bu. ABD'nin son 20-25 yılda tüm dünyada yapmış olduğu operasyonlarda ağırlıklı olarak, altını iki defa çizdim, ağırlıklı olarak Müslüman, öldürdüğü Müslüman sayısı 5 milyonun üzerindedir. Sen İkinci Dünya Savaşı'nda, o da ben değil ha, Alman. Bak Müslümanlar değil. Siz birbirinizi yiyip de İkinci Dünya Savaşı'nda 50 milyon kişi yediniz, o başka. 3 milyon, 2 milyon, 3 milyon Yahudi'yi katlettiler, antisemistler diye attığın şey 6 milyon diyorlar onlar. Sen 5 milyonun üzerinde Müslümanı katlettin. Hani o Madeleine Albright'ın lafını unutmayalım. 500 bin tane bebek öldü Irak'ta. Sırf bu ambargo yüzünden. Hatırlıyorsun o parayla. Ve 500 bin tane bebek gıdasızlıktan, savaştan öldü deyince ABD Madeleine Albright, Dışişleri Bakanı. Dışişleri Bakanı, o da bir göçmen Yahudidir. Eğer ABD menfaatleri söz konuysa bazen böyle şeyler olur diyebilen bir ABD çıkmış Türkiye'nin liderine antisemitizmden bahsediyor. Sen nesin biliyor musun? Anti-İslamiksin. Bu bir gerçek. Aynen öyle. Çünkü sen Müslümanları katlettin. Ömer Çelik, son 20 yılda yapmış olduğu operasyonlarda. Filistin'de çocukları ve sivil mazlumları katledenlere duyulan tepkiyle bir tepki vermek nasıl antisemitizm oluyormuş hatırlatmasıyla Dışişleri Bakanlığı'nın, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını kınadığını belirtiyor. Dünyanın vicdanı olan insanlar tüm ülkelerin başkentlerinde Cumhurbaşkanımızın görüşüyle aynı şekilde İsrail zulmünü protesto ediyor. Cumhurbaşkanımızı eleştirenlerin asıl kendi görüşlerinden vazgeçmeleri gerekiyor. Müfredata Holokost'u alan Türkiye'yi antisemitizmle suçlamak başlı başına bir işte, ahmaklık işte. Başka bir şey değil. Antisemitizm ve İslam düşmanlığını mücadele edilmesi gereken nefret suçlarının başına koyan biziz. Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Cumhurbaşkanımız antisemitizme karşı çok güçlü mesajlar vermiştir ve vermeye de devam etmektedir hatırlatmasıyla Ömer Çelik, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın bu saçma açıklamasını kınadığını ifade ediyor diyelim. Ve bu konuyu bitirelim burada. Diğer başlıklarımıza geçelim. Şimdi tabii bir taraftan teröre destek veren, bizim nazarımızda öyle, YPG'ye destek veren her kimse teröre destek vermiş demektir. Herhalde. Tabii. Amerika Birleşik Devletleri ile diplomatik alanda, sosyal medya üzerinde hiç böyle yeri durmadan korakor mücadele eden bir Türkiye var. Mücadele alanlarını sadece sosyal medyada, diplomaside değil, sahada da sürdüren bir başka Türkiye var. Dün yayından sonra geldi görüntüler. Savunma Bakanlığı bir açıklama yapacağız deyince büyük bir balık yakalandığını anlamıştık zaten, biliyorduk. O büyük balık da Selahattin Demirtaş'ın Kandil'e giderek yanında durup fotoğraf çektirdiği PKK'nın üst düzey yöneticisinin öldürüldüğü haberiydi. Güzel ve hakikaten yüreğimize su serpen bir haberdi. Sofi Nurettin kod adlı ya da gerçek adı bilmiyorum Sofi, yani. Sofi neyse, Sofya mısın mı Sofi? Bilmiyorum ne olduğunu. Yani bizim bildiğimiz manada değildir herhalde diye tahmin ediyorum. Cehaletin maruz yürün. Ama öyle yazmışlar. Sofi Nurettin, Sofi lakaplı. O lakabın ne anlama geldiğini Sufizm, bilmiyorum. Sufizm, Arapça şey kökenli olabilir ama neyse, Sofi diye. Ya Doğu Güneydoğu'da Sofi anlamı biliyorsun, hacca gidenlere hacı, Sofu. Hacca gitmeyenlere, dindar olanlara Sofu derler. Sofudan gelen bir hikayedir. Sofi de ondan dolayı mı aldığı bir lakaptır bilmiyorum ne olduğunu. Çok da umurumda değil. Ama hikaye şu. Katil. Ne olursan ol, bravo. Sonuçta katilsin. Başka bir şey İstersen değilsin. İstersen alın, Abuzettin olsun. Ne olursa olsun, aynen öyle. Yani Selahattin'de ne oluyor mesela? Yani şey bu. Evet. Güzel bir haberdi. Savunma Bakanlığı bunu duyurdu. Çünkü bu isim önemli bir isimdi. PKK denilen terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden bir tanesiydi. 13 şehidimizin olduğu Gara katliamının talimatını veren ve yöneten bir isimdi. Yıllardır aynen Murat Karayılan'da olduğu gibi, Cemil Bayık'ta olduğu gibi, Duran Kalkan'da olduğu gibi bir iki tane daha isim var. Bunlar da olduğu gibi aranan, kafalarına ödül konulan katiller, kırmızı kategorideki isimlerden bir tanesiydi Sofi Nurettin.
ve bölgeden ayrılıp, Suriye'den ayrılıp bir yere gideceğini çok uzun süredir istihbar ediyorlarmış anladığım kadarıyla. İstihbarat çalışmaları varmış üzerinde. O bölgeden ayrıldığı anda İHA'lar yerini tespit ediyor, lazerle işaretliyor ve Türk uçakları da, savaş uçakları da bulunduğu yerde imha ediyorlar bu PKK'nın üst düzey yöneticisini. Darısı Nurettin, Nurettin nereden çıktı? O gitti zaten. Duran Kalkan'ın, Murat Karayılan'ın, Cemil Bayık'ın ve diğerlerinin Osman Karabulut'un başını olsun diyerek sözü sana bırakayım Hikmet. Evet. Yani çok önemli operasyonlar gerçekleştirildi. Ve bu arada tabii ağır gündemlerden işte bunlardan bu kötü tartışmalar yani süfli tartışmalar yüzünden bazen gündemi de ıskalıyoruz. Yani Türkiye çok büyük bir mücadele veriyor Murat. Yani hem emniyet birimlerimiz hem aynı zamanda istihbarat teşkilatlarımız, Milli İstihbarat başta olmak üzere, jandarma istihbarat, emniyet hepsi çok büyük mücadeleler veriyor. Yani bir de işin en önemli tarafı da şu. Tabii belki çok genç arkadaşlar buna çok vakıf değiller ama hani 90'lı yıllardan başlayan bir süreci göz önüne aldığımız zaman Türkiye son yıllarda bir şey yaptı ve bu yaptığında çok büyük başarılar kaydetti. Bu da bunun neticesidir. Biraz önce anlattığımız şeyler bana masal gibi gelirdi. Sen bana bunu 90'lı yıllarda anlatsan Türkiye'den kalkmış ve hatta Türk yapımı, bu daha büyük bir palavra gibi gelirdi bana. Parantez açardım bir de Türk yapımı. Ne o? İnsan savarıcıya takip edeceksin. Emniyet, istihbarat ve tüm istihbarat bilimlerimiz, emniyet güçlerimiz, jandarma, polisi, askeri hepsi bu işin peşine koşacak. Sınır ötesinde çıkacak. Türk yapımı gene tırnak içerisinde olan bir araçla yukarıdan tespit edilecek ve imha edilecek. Kimler? Teröristlerin sözde üst düzey yöneticileri. Bu biz nereden nereye geldiğimizi 90'lı yıllardan çok iyi okumak lazım. Hatta 90'ları bırak 2000'lerinde de yaşadık biz bunları. Çok yakın sürece kadar bunları biz yaşadık. Neydi o? 50 tane 100 tane terörist geliyor efendim bir karakol basıyordu. 3 saat 5 saat çatışma en yakın yerden helikopter uçak havalanamıyor bile. Oradaki bütün karakoldaki bütün askerlerimizi şehit olarak orada kaybediyorduk. Şehit veriyorduk orada. O bak, Selahattin Demirtaş'la yan yana fotoğraf. Oralardan nokta atışı kovalıyoruz. Yani sınır ötesinde kovalıyoruz. İçeride zaten bunu inleri barınakları kalmadı. Hiç her tarafı darmadağın etti. Bu ülke bu terörle mücadelede o noktaya getirdi işi. Sınır içerisi böyle. Bunu sınır ötesi taşıdı. Hatta bunların en uzun sınırımızda olan Suriye kollarını dahi orada yaptığı askeri operasyonlarla orada güvenlikli bölgeler oluşturdu. Proje çok daha büyüktü. 90'lı yıllarda, 80'lerde başlayıp 90'lı yıllarda hızlanan ve 2000'li yılların sonuna doğru, 2000'li yılların ortasından sonra başlayan da bir orada bir terör devleti kurma operasyonu vardı. Bu ilmek ilmek işlenmiş uluslararası güçlerin, küresel tezgahın bir parçasıydı bu, bunu yapmak. Türkiye'yi en güzel tehdit edebilecek yer burası çünkü. Yani Türkiye'nin yumuşak karnı. Nasılsa burada bir şey var, potansiyel var. Biz burada bunu yaparız. Bütün bu projenin tamamı da aslında baktığın zaman geniş çerçeveden baktığın zaman aslında 100 yıllık projenin tamamıydı bu. Türkiye bunu dağıttı. 100 yıllık proje derken bak bugün biz Filistin'den bahsediyoruz. Nedir o Filistin dediği şey biliyor musun? İran'da, İran büyük bir kesiminin Türkiye topraklarında içinde bulunan Suriye'nin de içerisinde bulunduğu özellikle kuzey bölgesi Suriye ve İran olmak üzere İsrail, Büyük İsrail devleti kurma planları. Bunun da başlangıcının temelini atan da İngiliz ve Fransızların Sykes-Picot anlaşmasıdır. Doğru. Bir proje insansızlaştırmaktı. Yaptıkları şey de oraya kadar başarılı oldular. Bu tezgahı bozan Türkiye'ydi. Bu iş içerisinde PKK da var. PKK bu büyük projenin bir parçasıydı. Bu tezgahı bozdu Türkiye. Nereye kadar geldik? Sofi Nurettin denen bu teröristin imha edilmesine kadar geldik. Nerede? Sınır dışında. Neyle? Kendi yaptığımız hava araçlarıyla, insansız hava araçlarıyla biz bunu yaptık. Bu çok büyük başarıdır. Yerini tespit ettik. Son teröristler, son sofiler yok oluncaya kadar da Türkiye çok büyük bir devlettir. Aynen yeniği öyle. De vardır. Aynen öyle. Sonuna kadar gidecekler, yok edecekler. Şimdi bir tamam. Tweet paylaşacağım. İstanbul İl Başkanı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin iki mevzuyu birleştirdiği için önce bu PKK'nın
sözde üst düzey yöneticisinin imha edilmesi haberinden sonra vereyim dedim. Çünkü hem Meral Akşener'e hem bu PKK'yı içine alan bir tweet, Akşener'e bilgilendirme cümlesiyle kullanmış. Yine dönüp dolaşıp meseleyi Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e bağlayacağız. Neden? Çünkü kendileri zaten bu bağı bizden çok önce oluşturmuşlar. Biz var olan bağı onların gözünün içine sokuyoruz. Nedir o? Ne söylüyor Osman Nuri Kabaktepe? Netanyahu çocuk katilidir diyor. Akşener'e hatırlatma, bilgilendirme babından. Filistinli binlerce mazlumun ahı üzerinde kanı elindedir. Bir diğer çocuk katili İmralı'dadır. Onun güdümündeki HDP ise sizin ortağınız. Utanın diyeceğim ama maskeden midir bilinmez, artık yüzünüz de kızarmıyor cümlesini ifade etmiş AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe. Şimdi HDP zaten üzgündür yani bu teröristin imha edilmesine. Ama aynı üzüntü muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu'nda ve Meral Akşener'de de vardır. Hiç öyle Meral Akşener'in, İyi Parti'nin bizim HDP'yle ne işimiz var? Biz Millet İttifakı'nın ortağıyız, HDP'de Millet İttifakı'nın ortağı değil demesin. Çünkü partinizin yöneticilerinin sizden daha dik durduğu ve bu PKK terör örgütüne yönelik sert açıklamalar yaptığını biliyoruz. Bu Ağar Alioğlu bunlardan bir tanesi. Hakikaten dik duran adamlardan bir tanesidir. Bu PKK ile HDP ile mücadele hususunda siz onun kadar dik duramıyorsunuz maalesef. Üzülmüş olma ihtimaliniz yüksek çünkü ortağınız en önemli kendince isimlerinden birisini imha edilmesi acısını yaşıyordur. Osman Nuri Kabaktepe de bunu hatırlatıyor. Hatta bir videoyla paylaşmış bunu. Mecliste konuşma yapan HDP'li bir vekilin o konuşmasını alıntılayarak. O videoda hazırsa onu da verelim. Buyurun. İyi Parti size söylüyorum. Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifak size rağmen HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla koltuklarda oturacaksınız. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oyların etkisi vardır. Ya. Başka da bir şey söylemeye gerek yok. Bu düşün yani, bunları yaşadık. Aynen. Şimdi bir tane daha bir bilgi vereyim. Bununla ilgili biraz da böyle hani gözümüz gönlümüz açılsın değil mi? Böyle güzel bilgiler falan verelim. Bunlardan bir tanesi bu PKK'lı teröristlere İHA'lar nefes aldırmıyorlar. Çünkü bu istihbarat, Milli İstihbarat Teşkilatı, Güvenlik Güçlerimiz, İçişleri Bakanlığı'nın özel harekatçılar, Milli Savunma Bakanlığı'nın askerlerimiz, jandarmalarımız, orduya bağlı. Bunların hepsi topyekün bir hakikaten bu hususta da çok güzel bir konsensüs sağlanmış vaziyette. Ortak istihbaratla İHA'lar, SİHA'lar yeri tespit ediyor. Vurması gereken yerde vuruyor. Vurması gerekmeyen, sadece tespit yapması gereken yerde lazerle işaretlemeler yapıyor. Lazerle işaretlemeler yapıldıktan sonra da Türk savaş uçakları işaretlenen yerlerde bu teröristlerin hepsini tek tek imha ediyorlar. Çok şükür. Daha dediğim gibi darısı Cemil Bayık'ın başına, darısı Karabulut'un başına, darısı Duran Kalkan'ın başına, Murat Karayalan'ın başına diye söylüyoruz. Bildikleri için burunları dışarı çıkartamıyorlar. Tamam, çünkü ben medyada da yer aldı. Çok böyle hani çok yakınlarına kadar sızıp son noktayı vurmak üzereyken bu az önce isimlerini bahsettiğim teröristlerin son anda kurtulduklarını falan biliyoruz. Yani son anda kurtulduklarını biliyoruz ama dediğim gibi çekiye bir iki zıplar, sonları böyle Sofi Nurettin gibi olacak, bunu hatırlatalım. Şimdi İHA SİHA'lardan bahsettim. Şimdi hani Türkiye Türk propagandası diye bir şey var. Hep öyle söylerdi ya, bir Türk dünyaya bedeldir, şudur budur falan filan hikayeleriyle hamasetin dibini gördüğümüz zamanlar olmuştur. Şimdi bu İHA ve SİHA'larla ilgili olarak da game changer dediği ecnebilerin, yani oyun değiştirici güç dediği bu İHA SİHA'larla ilgili olarak, hani biz bir şeyler söylediğimizde bunun karşısında olan SİHA sezginler, bunun karşısında olan bir günler, sözcüler, Cumhuriyet Halk Partisi vesaire vesaire gibi kurum ve kuruluşlar Türkiye Türk propagandası yaptığımızı, hamaset yaptığımızı falan söylüyorlar. Bunun üzerine biz başka örnekleri falan getiriyoruz. Yani Avrupa'da bu konuyla ilgili çıkan yazıları, herhalde Selçuk Bayraktar ya da Baykar Makina New York Times'a, Washington Post'a PR karşılığı para verip de ya bizim haberimizi yapsanız da falan diyecek halleri yok. Ya da şimdi örneğini vereceğim gibi Çin
Halk Cumhuriyeti'nden bir bilim uzmanı, yani ne diyor tam olarak, bilim adamı, bilim yazarı pardon, isim Çin Halk Cumhuriyeti'nde bir televizyonda katıldığı programda bu SİHA'larla ilgili ve Selçuk Bayraktar'la ilgili ilginç cümleler kuruyor. Bir izleyelim ne diyor Selçuk Bayraktar ve SİHA'larla ilgili, ardından devam edeceğiz. 主要关键啊，土耳其出了一个天才人物，就是这个拜拉克塔。嗯，拜拉克塔可以说是土耳其的无人机之父。嗯，而且他也是这一次吧，无人机对这个战争影响这么大吧，他也始作俑者。他在无人机作战的地位，特别像这个乔布斯在手机中的地位。我个人认为，这中东出了这么一个天才。 类似乔布斯在这个苹果手机进入这个就是现在智能手机这个地位。 Şimdi Steve Jobs'a falan benzetiyor hakikaten konuşmasında. Çince sen biliyorsun değil mi? Sen anlamışsındır. Biz de anlamayanlar için tercüme yazdık altına. Bu lehçeyi anlamıyorum. Ben, mandarin lehçesi. Evet, bu mandarin lehçesi anlamıyorum. Güney bölgesi. Evet. Ben Korece daha iyi ben. Daha iyi biliyorsun. Peki. Şimdi mesela İHA ve SİHA'larla ilgili gel otur konuş dese... Şahsen kendi adıma, yani sen çok biliyorsundur ama ben kendi adıma söyleyeceğim cümle. Eskiden neydi? Eskiden kibirliydim, artık kusursuzum. Evet, yani sen artık eskiden kibirli, artık kusursuzsun. Sen bilirsin ama ben çok fazla bilmiyorum. Yani İHA SİHA dediğin anda söyleyebileceğim 3-5 beylik cümle vardır. O da taş çatlasın. Yani 3-5 dakikayı falan geçmesin. Biraz abartarak söylüyorum şey. Şimdi bilim ve teknoloji yazarı olduğunuz anda normal şartlar altında, tırnak içinde söylüyorum, bu konuyu iyi araştırıyor, iyi biliyor olmanız lazım. Şimdi Selçuk Bayraktar'la ilgili olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nde bilim teknoloji yazarı sıfatını kazanmış ve bundan dolayı bir televizyon programına davet edilen kişinin bir deha olduğunu söylemesi, Selçuk Bayraktar için bir deha olduğunu söylemesi herhalde, Selçuk Bayraktar herhalde beni arar teşekkür eder falan beklentisi içerisinde yapılan bir şey olmasa gerek. Ne yüzüğü biliyor, içeriğini biliyor, bunlarla ilgili olarak araştırmasını yapmış, bir deha olmasını gerektirecek hangi adımları attığını bilebiliyor olması gerekiyor. Bilim ve teknoloji alanında ki bu cümleleri söylesin. Bu bir. İkincisi, Steve Jobs'ın Apple telefonlarına benzetiyor. Sonradan alana girdi ve bir numara oldu cümlesiyle birlikte. Bu İHA ve SİHA'ların aslında biz işin sadece çerçevesini görerek yorum yapıyoruz ama bilim ve teknoloji konusunda uzman olan isimlerin üzerine bu kadar basarak ya bu iş müthiş bir şey, game changer falan filan cümlelerini kullanması ve daha önce başka ülkeler için bu cümleleri kullanmaması bir anlam ifade ediyor. Tabii. Tamam mı? Yani başka ülkelerde de var İHA'lar ve SİHA'lar. Sadece Türkiye'de değil. Türkiye bu hususta bu kadar büyük mühimmatı taşıyabilen silahlı insansız hava aracı yapan ülkeler kategorisinde dünyada bildiğim kadarıyla ya 4 ya 6 tane ülke var. Bunlardan evet. Bir tanesi Türkiye. Evet, bu bir bazıları montaj yaptığı için biz bazıları çünkü şey olarak temel olarak yapan yani kendi dizaynı tasarımıyla birlikte 4 yapan ya 6 4, tane. 4 ülke var, toplam 7 tane üreticisi var. Evet. Biz Ukrayna'da için çalışma mesela var. Ukrayna'ya yaparsak böyle bir şey mesela. Ha, Ukrayna'da kategoriye giriyor mesela, ama kategoriye giriyor bizden ama, aldığı için tabii, kendi üreten ülke olmuyor. Jet motorunda bir Rus ekolünde onlar çok daha doğru, iyi. Doğru. Mesela biz bu tarafta çalışıyoruz yani falan gibi. Bu cümleler gibi. Önemli cümleler. Bu cümleler Türkiye'nin savunma sanayinde sadece İHA ve SİHA'larla ele alsanız bile ki İHA ve SİHA'lar bir bütünün parçalarından bir tanesi. O bütünü ele aldığınızda hakikaten savunma sanayi buradan hani sevgili İsmail Demir'e selam olsun. O işin başında olması hasebiyle söylüyorum. Hakikaten çok büyük işler yaptı. Füzelerimiz, lazer güdümlülerimiz, ondan sonracıma Bayraktar füzelerimiz, Bora füzelerimiz vesaire bir sürü şeylerle savunmasana inanılmaz işler yaptık. Ta Çin'den ses geliyor. Ya. Bu önemli. Bu bir. İkincisi bir cümle daha söyleyeceğim Hikmet bu konuyla ilgili olarak hakikaten hoşumuza giden ve sevindiğimiz meselelerden bir tanesi. Atak helikopterlerimiz var malum. Bu atak helikopterlerimiz de en son hatırladığım kadarıyla Pakistan'la Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferde en büyük ihracat anlaşmasını yapmıştık Pakistan'la. Şimdi Filipinlere gidiyormuş. Bu da güzel bir haber. Yerli imkanlarla geliştirilen atak helikopterlerindeki ABD menşeli motorun ihracı konusunda Washington'dan onay çıkmış. Türkiye ilk satışı Filipinlere yapacakmış
Bununla ilgili olarak da Akşam Gazetesi'nin Milli Atak helikopterlerinin hikayesi. Daha bekleyin bakalım. Bir de bu teyini yapmış olduğu bir de helikopter motorumuz var ki helikopter motoru deyince millet de bunu daha önce söylemiştim. Hani bu neydi bu Çinli bu adam? Teknoloji yazan yazar değil tabii mi? Tabii teknoloji, bin teknoloji yazar. Yani ben de ileride büyüyünce bu Çinli gibi olmayı düşünüyorum. Çok ilgilendiğim, özel çalıştım. Yani yıllar önce hani sanayi... Sen bu konuları bilirsin derken boş yapmadın. Ya biliyoruz yani senin bununla ilgilendiğini. Sanayi makinelerinde uluslararası şirkette danışmanlık yapmam, onların sözleşmesine ilgili çok ilgim var. Helikopter motoru yapmış olmak bunu insanlar anlamıyor. Ya ulan helikopter motoru nedir? Jet motoru nedir diye. Helikopter motoru yapmak jet motoru yapmanın bir üst şeyidir. Çünkü önce jet motoru konsepti oluşturursun. Onun üzerine helikopter motoru koyuyorsun. Yani sistem böyle çalışıyor. Bunu bilmeyenler araştırıp bir öğrensinler. Detaylı bir şekilde çok tek anlatamam. Makine mühendisi değilim ama onu biliyorum en azından. Dur bakalım daha biz bunun da yani belki de dünyanın en iyi, bunu çok iddialı söylüyorum Allah'ın izniyle, dünyanın en iyi helikopter motorunu üretecek bir ülkeyiz şu anda biz. Üretme potansiyeli olan bir ülkeyiz. Yaptık. Geliştirdiğimiz anda dünyadaki o sayılı ülkeden bir tanesi haline geleceğiz. Bunu bu köşeye bırakalım. İki, bu Çin meselesi. Tabii bunu söyleyince sen bunu tabii anlattın. Hani geçen dün örneğini veriyordun ya. Nedir o? Portakallı ördek. Bir duymadın evet. Şimdi ben şimdi Murat daha detaylı anlatır. Ben kestirmeden anlatayım. Portakallı ördek işte önce altına bilmem asma ne. Yaprağı. Asma yaprağı. Taze asma yaprağında portakal soslu. Portakal suyuyla ördek. Onu marine yani. Ediyorsun. Asitleme taktiğiyle portakalı bir yere koyuyorsun. Örneğin neresinde bilmiyorum. Ondan sonra süslüyorsun portakallı ördek. Sen daha uğraşıyorsun değil mi? Onun iç harcını yapıyorsun. Dışarıda biberini haşlıyorsun. Ayrı yapıyorsun. Onları sarıyorsun. Biberi ayrı. Sarmasını ayrı yapıyorsun. Adı sarma. Ya da dolma. Beş harfli. Şimdi biz bunu böyle anlatmış gibi anlaşılmasın sakın. Hani helikopteri anlatıyoruz. Arkadaş dünya zaten helikopter üzerinden gidiyor. Ne demek istiyorum? Bunlar üzerinden gidiyor. Gücü olan, altlı olan kuralı koyuyor. İnsansız hava aracın var, Akdeniz'de denge değişiyor. İnsansız hava aracın var, Kafkaslar'da denge değiştiriyorsun. İnsansız hava aracın var, küresel tezgaha tekme atıyorsun. İçerisinde ABD ve Rusya'nın olduğu bir tezgahı tekmeleyebiliyorsun. Bunlar böyle şeyler. Bak minicik bir tırnak içerisinde İHA. Minicik bir SİHA. Minicik bir helikopter motoru. Böyle bir şeyden. Şimdi Çinli demiş bunu bulmuş. Hani Çinli deyince aklıma şey geldi. Hani ilim Çin'de de olsa arayınız biliyorsun değil mi? Hadis-i Şerif vardır. Gerçi onunla ilgili rivayetlerde işte Beyhaki'de vardır. İşte utlubul ilme ve levkâne fıssîn. O hadis-i şerife. Hani ilme İslam'ın, Müslümanların buradaki tabii ilim Çin'de de olsa aranızdaki tabii kastettiğimi anlamıştır insanlar. Burada yani çok uzakta bile olsa muhakkak o ilmi alın. Ya da gene İslami açıdan bakıyorum. Ben bu açıdan baktığım için benim yer ve milli anlayışım da bu açıdan intişar eder. Hani Allah insana bilmediğini öğretti. Hani allemel insane mâ lem ya'lem. Biraz şey gibi oldu. Biraz olayı buraya götürdük ama biz Müslümanlar olarak, biz Osmanlı bakiyesi bir toplum olarak güçlü olmak zorundayız Murat. Çok güçlü olmak zorundayız. Çünkü biz sadece bu topraklardan müteşekkil bir millet değiliz. Neden? Bak görüyorsun işte. Ötekiler emperyalist. Ama bizim medeniyetimiz 3 kıtaya hakim. Bütün dünyaya da aynen o mektupta olduğu gibi hani Allah-u Teala'nın yeryüzündeki kılıcı diye başlayabilecek bir onurla Fransa vilayetinin bilmem nesi diyecek kadar da aşağılayacak bir milletin torunuyuz biz. Güçlü olmak zorundayız. O yüzden Çin'in bunu söylemesi evet önemli bir şey. Ama bundan önce ne hatırlar mısın? Ben bununla ilgili bir yazı yazdım hiç aklımda kaldı. Avrupa'da Batı gazetelerinde ki önemli gazeteler bunlar Fransa, İngiltere, Almanya başta olmak üzere Türkiye'nin bir oyun değiştirici olduğunu, bu bizim ifademiz değil ha. Doğru. Bunu en çok en güzel kullanan bizim biliyorsun Yusuf Alabardır. Selam olsun buradan kendisine. Game changer biraz da havalı oluyor İngilizce söyleyince. Hava işte bir oyun bozucuyuz. Hem oyunu bozuyoruz, yenisini de kuruyoruz. Aynı zamanda sadece değiştirmiyoruz, bir de kuruyoruz oyunu. Ondan sonra ve bunları yapabilmemizin sebebi bu. Batılı gazetelerde şunu söylemişlerdi hatırlıyor musun? Erdoğan aynen. Bak bugün de 19 Mayıs. Bir atıfta bulunayım. Hiç unutmuyorum. Fransız gazetesinde vardı bu. Manşetinde vardı. Erdoğan aynen
Atatürk'ün yaptığı gibi Anadolu toprakları ve Akdeniz'de bir bağımsızlık ve mücadelesi veriyor. Ve bunun da dayanağı da hava gücüne hakim olması ve kendi yerli ve milli imkanlarıyla silahlarını geliştirip hiç kimseye bağımlı kalmamasıdır. O yüzden rahat hareket edebiliyor. Dikkat diye bağıran Batılıydı. Batılısı böyle diyor. En doğulusu Çinlisi de bunu söylüyor. Bunu görmek lazım. Sen çıkacaksın sonra diyeceksin ki bu Erdoğan kiminle eşleş? Netanyahu kim? Al işte Erdoğan da bilmem ne diyeceksin. Bütün bunları görmeden arkadaş biraz vicdan ya. Biraz insaf yahu. Sonra CHP o siyasi kimleri vurdunuz diye Kılıçdaroğlu sormuş zamanında. Siyasi Sezgin'den de önce Kılıçdaroğlu karşıdır bu işlere. Yani küllerin prensi olmak derken anlayın. Eloğlu bak elin Çinlisi, elin Fransızı bunları görüyor. Onlar için bir Erdoğan tehdidi var, tehlikesi var. Benim anlamadığım şey içerideki siyasetçiler için Erdoğan nasıl bir tehdit onu anlamıyorum. Ya Eloğlu için çalışıyorsundur. Başka bir amacın vardır. Ya da başka bir yerde satılmışsındır. Tabii ki muhalefetini yapacaksın. Biz, haddimize de değil zaten. Bu topraklarda muhalefet yapılamaz diye bir şey de yok. Bir 19 yıl iktidarda olan bir partinin 19 bin tane hatasını da bulursun. Onda sorun yok. Ama sana ben bir çağrıda bulunuyorum. Vicdan, ahlak, izan, bir faydalı, pragmatik bir siyaset oluştur, üret, yay. De ki arkadaş bu adam bir verdi, şunda hata yaptı. Ben onun yerine iki vereceğim, şu hatayı düzelteceğim. Yok böyle bir şey. Yok onu yıkacağım. İktidara gelirsek bu projeyi durduracağım. Onu kapatacağım. Gelirsek biz bunu mahkemeye çıkartıp televizyonda yargılayacağız. Böyle saçma salak işlerle uğraşıyor muhalefet yani. İki bilgi vereyim. Bu Atak helikopterleriyle ilgili olarak Filipinler yolcusu ilk etapta 6 adet satılacak. İkinci etapta bir 6 adet daha 2018 yılında anlaşma imzalanmıştı. Masal gibi. Filipinlerle. Fakat yani, o dönemde şimdi dediğin gibi hani herkese selam gönderiyoruz. Bir selamı da sevgili Mahmut Tanal mı? Aklıma ilk gelen Mahmut Tanal geliyor yani eylemci. Hani isteğinin genel müdürü. Mahmut Faruk Mahmut Akşit. Faruk Akşit'e evet, selam göndermiş olalım buradan. Evet. Hakikaten o testlerde falan da çok güzel başarılı şeyler yapmışlardı. Bu Atak helikopterlerinin motorlarını da inşallah yerli milli yapacağız. Bunlarla müthiş, ilgili olarak test aşamalarını, ilk test aşamasını geçtiğini biliyoruz. Çünkü canlı yayında vermişlerdi onlara. Dünyayı meydan okuyoruz. Özellikle jet motorlarını falan da keza öyle. Türkiye'de hakikaten bunu yapacak mühendisler, beyinler var ve yapıyoruz çok şükür. Dünya çapında biliyor musun bunu? Dünya çapında. Şimdi bu yapılana kadar yani bu banttan seri halde üretime geçene kadar el mahkum bunu yapanlardan satın almak, satın aldıklarımızdan da yurt dışına ihracat izni almak mecburiyetindeyiz. Yani adam diyor ki kardeşim benim kaleme ihtiyacım var. Değil mi? Sen diyorsun ki senin kaleme ihtiyacın var. Ben diyorum ki Hikmetciğim kalemim var al. Sana satarım bunu. Ne kadara satarsın? 10 liraya satarım. Tamam, tamam parasını verdin ama diyorum. Bu kalemi sadece sen alıp yazabilirsin. Nasıl yani? Ben şimdi bu kalemi alıp bizim Ahmet'e hediye edemez miyim? Hayır, edemezsin. Ya ben bunu 10 liraya senden aldım. 12 liraya Mehmet'e satamaz mıyım? Hayır. Alacaksın, sadece yazacaksın. Bu şartlarla satıyorum. Senin de kaleme ihtiyacın var. Eyvallah diyorsun. Mecbursun. Mecbursun. Ta ki bu kalemi sen üretene ya, kadar. Ya. Atak helikopterlerinin motorunda da aynı durum söz konusu. Şu anda çok şükür testleri geçti. Bu konuyla ilgili yoğun Türk mühendislerinin yoğun çalışmaları var. İnşallah banttan seri halde üretime geçtiği an itibariyle artık bu motorları yurt dışına almak mecburiyetimiz ortadan kalkıyor. Filipinlere ve Pakistan örneğini verdim. Anlaşmalar yaptık. Bu anlaşmalarda bu motor parçalarının bir kısmı Amerikan, iki de Avrupalı devletlerden onay almak mecburiyetindeyiz. Zaten yapmış olduğumuz anlaşma neticesinde. Tabii. Bu onaylar çıktığı için Filipinlere satıyoruz. 6 tane satıyoruz. 6 tane daha satacağız. 2018 yılında yapmıştık anlaşmayı. Onlar da tabii girişte bahsettiğim parça sattıkları için onlar da o işe teşneler yani. Ya, Amerika, o da para kazanacak. Şöyle özel şirketler nihayetinde ama tabii. Amerikan senatosundan, Amerikan parlamentosundan bu tarz şeylerin satışı için onay almak durumunda. Onay vermiyordu. Dolayısıyla oradaki Amerika'daki özel şirket de zarar ediyor. Neyse bir şekilde aşıldı o. Onay çıktı. Şu anda Filipinlere satıyoruz. Girişte bahsettim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek kalemde en büyük ihracatı olacak Pakistan'a 1,5 milyar dolarlık Atak helikopteri satışı da aynı izni bekliyor. Filipinlere çıktı. Pakistan için de çıkacak deniyor. O da olursa zaten müthiş bir şey olacak. Ama hikaye şu. Ki bunlar başlangıç. Bunlar bu hareketler izindi, şuydu, buydu falan filan.
ancak ve ancak bize zaman kaybettirir. Neticeye ulaşmamızı engellemez. Doğru, çok tamam. Doğru. Zaman kaybettirir bizi. Çok, biz nedir zaten biz bunun motorunu dediğim gibi banttan çıkartmak üzereyiz. Seri üretimini, bütün testleri geçtiğimiz o seri üretimi yapmak ya çok az kaldı. Kendi motorumuzu takacağız zaten. Abi, bunlarla ilgili sorun yok. O hocam. Zaman hiç kimseye bir laf söylemeye bravo. Gerek yok diyelim. Çok da finali... doğru. Şunu kıymetli bilelim. Yani biz bunun hepsini yaparken de Türkiye son 7 yıl içerisinde geriye doğru bir sar Murat. Yaşadığımız bütün şeylere rağmen diyorum. Doğru söylüyorsun. Hem uluslararası küresel güçlerle mücadele var. Hem sınır ötesi mücadele var. Hem bir sürü saldırılar oldu. Gezi olayları, çapulcular, bilmemeler, teknik darbe çalışmaları. Meclis bombalandı. Bütün bunları yaparken biz bunları gerçekleştirdik. Çok büyük bir ülkeyiz abi. Yani biz kendimize güvenmek zorundayız. Bu millet nasıl meydan okuyacağını çok iyi biliyor. O yüzden bugün siyaseti tartışırken, bugün biz iç ve dış politika tartışırken bunları göz ardı etmeyelim. İnsanlar geçicidir bak. Bu ülke bir şeyler yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan bu insanlara genetik kodlarını hatırlattı. Hatırlattı diyorum çünkü bunlar vardı. Biri kalk biri hatırlatmak zorundaydı. Ondan sonra bir sana bir şey teslim ediyor. Diyor ki arkadaş ben bu hedefi koydum. Kendine güven. Çok uzağa bakıyorum diyor. Bunu 1000 defa hatırlatıyorum ben insanlara. Bunlar büyük hedeflerin projeleri. Doğru söylüyorsun. O yüzden kıymetini peki. Bilelim hocam. Günün manşetini burada bitirelim. Bu ara BioNTech'in sahibi Almanya'da bulunan doktor doktor. Doktor hangi doktor abi? Ben koptum olaydan. Uğur Şahin desene abi. Uğur Şahin şey BioNTech. BioNTech'in evet. Almanya'da bulunan doktor işi. Bana BioNTech dese Almanya'da doktor aklıma geldi. Bir tane Heinz Dietrich Genscher vardı. aklıma. Doktor. Peki. Bilim kurulu toplantısına online olarak katılacak. Haziran ayında da Türkiye'ye gelecek. Bunu Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca duyurmuştu. Toplantının öncesinde yapılan açıklamada BioNTech'ten 90 milyon aşının peyderpey geleceğini ifade etti. Uğur Şahin de açıklamalarında Haziran-Temmuz aylarında Türkiye'de büyük oranda bağışıklığın sağlanacağı aşılamayla beraber sağlanacağını öngördüğü ya da bunun konuyla ilgili açıklama yaptığı ifade ediliyor diyelim ve günün manşetini burada bitirelim. Yarın saat 11'de karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi günler diliyorum.